Canım halacığım. Kızım. Hani o yıllar evvel bana aldığın küpeler vardı ya. He valla ne ilk eden aldım onu sana. El kapısında mahcup olmasın diye kaldırdım. Tekini de kaybetmiştim hani. Ben onu aldım. Işıl ışıl bir zentek taş kolyeyle değiştirdim. Ne? Değiştirdin mi? Başından kalsın pırlantayı. Şimdi şu bardağın fırlatçı tarlı çatına. Ben onu ne fiyatına aldırdım sana? Yemez olasıca. Güne gele sıca. Enişten duymasın bol bol bol. Ahmet. Emret karıcığım. Ne? Efendim karıcığım. Annemi bu evde istemiyorum artık Ahmet. Hay aklına bin yaşa, ben de istemiyorum artık. Bu işin icabına sen bakarsın. O iş bende. Vay her şöyle pek güzelmiş. İyi ki geldik buraya. Benim oğlana gazet kara kara güne kaldık. Sen saraylara layıksın anne. Sağ ol kızım. Herkes aradığını bulsun diye afyonundan.com. Afyon'un ücretsiz ilan sitesi. Oğlum ne ediyorsun? İyi valana. Sen ne ediyorsun? Ben tutuklum. Yastığı bozulmuş. Pek iyi tutmuyor. Hava alıyor herhalde. Pek iyi pişirmiyor biliyor musun? Eskiden düdüklüm vardı. Kuşhanenen pişirdiniz. Yine iyi düdüklü böyle de. Eski şurada duruyor. Ben ne diyorum, bu ne diyorum. Yani diyorum ki, düdük olaydı daha iyi pişerdi yemekle. İyi neyse, yarın akşama bükmetçilik. Ya da burada açıklarımı. Selamünaleyküm. Annene günün kutlu olsun annem. Vay yavrum, evrim çok olsun. Sürpriz. Vay yavrum, ne gereği vardı. Düdüklü bu an düdüklü nasıl sığınmış? Ne? Yok bir şey yok. Hediye çekilir belki de. Ya da düdüklü parası mı koydu kile? Pek yuka canlıymış. Buna sığınmaz düdüklü. Yine mi yazma? Oğlum, 30. anneler gününü kutluyor. Her sene beni şaşırttırmayı başarıyor. Diyorum ki, bir öncekinde anneler gününde yazma aldım. Bu sene almaz diyor. Yine beni şaşırttın. Allah razı olsun. Dolabımdaki 100. yazmanın yanına koyacağım bunu. Ne oldu anne, beğenmedin mi hediyeni? Yok oğlum, Allah razı olsun, beğendim de. Zaten sen benim için en büyük hediyesin oğlum. Sen doğduğunda hemşireye dedim ki, bu çocuk bana Allah'ın hediyesi. Hediye, hediye sünnettir. Al senin olsun dedim. Hemşire kabul etmedi. Mecbur eve getirdim seni. Eve geldikten sonra oturup bu benine Afyon'daki bütün camilerin listesini çıkardık. Niye mevlüt mü okutacaktınız? Ya avlusuna bırakmak için oğlum. Sonra kıyamadık. Belki dedik şansımıza aykırısı 100'ün üzerindedir dedik. En kötü ihtimale 0'dır dedik. Nereden bilelim aykırıların eksilere düşebildiğini. Bir keresinde 7 yaşındayken kayıp oldum. Bir hafta sonra polis geldi. Kayıp ihbar var, çocuğun kayıp olmuş dedi. Alt katta oturan Meram Hatice var ya, o ihbar etmiş. Yok dedi polise, merak etmeyin. O bir yerlerde oyuna dalmıştır kesin. Aramayın dedi. Ertesi günü bulup getirdiler seni. Ya ne gereği vardı, ne acele diyordunuz bu kadar. Bırakın çocuk oyun oynasaydı birkaç ay daha. Yani oğlum, yapacak bir şey yok. İşte herkesin bu hayatta bir sınavı var. Sen de bizim sınavımızsın. Hazır mı bükmene ana? Hazır hazır. Hazır deyip işlemişler. Yeni bir tane düdüklü olaydı daha iyi bir şeydi. Düdüklü de bükme mi bir şey gana? Sağlaydın düdüklüyü, ben pişiriydim. Kovi sen silemeyin, ben güzelce sileyim. Tamam. Sen çekil, ben güzelce yıkayayım. Aman ne lazım. Koyu sen iyi süpüre ver, güzelce ben süpürü vereyim. Aman ya al. Sen iyi ütülemiyorsun, bak bakayım ben ütüleyim güzelce. Yanal ütüle. Ana benim canım sıkıldı ya, arabayı yürüt geleyim. Alo, nanokar mı?
Ben Muğla niye demezsin, hallediverim. Parmağı kalktık, doğduk dedik, giderdik. Şimdikiler inan olsun pek şattak. Çocuklar büyüyünce bunlar niye zıvırdı diyorlar. Sen böyle şımardırsan zıvırdırsa böyle çocuk. Bugün kravat takıyordun, tek saat olmuş böyle. Yok ana, ne sadesi? Mercimekli, patatesli, otlu. Kızım inşallah çok zekasını senden almamıştır. Ana geldi, misafir yapalım. Sen küçücük yakalasın can. Anne. Sen indir o telefonu, ben bundan çekeyim, sana WhatsApp'tan atayım. Hadi herkes haş geç desin. Haş geç. Dur ben bunu şatlak çete atayım. Snapchat olmasın o anne. Herkes dilini çıkarıyor, köpek gibi yalıyor. Ben ona şatlak çete diyeyim. Şatlak şatlak fotoğraf paylaşıyorlar. Hacı benim çalıştığım yeri biliyor musun? Yani. Yarıma bir tane enik verdi lan. Kalk geldim buna. Daha oyun tulanıyor. Uluk uluk yatıyor. Kalktım her yeri kendim sildim. Elim kolum dingdem be. El dımıl dımıl oldu valla. Parlıyor. İyi ellerine sağlık. Kalk bizim dolmuş geliyor ha. Gelin kabağım, şuradan bir üç kişi uzatı be. Bunların da üç artı bir vermesi lazım ama neyse. Şuradan üç kişi alıver oğlum. Vallahi eldim de benden kakışıp duruyor ki. Benim herif gitmiş de Park Afyon'da 3K Ultra HD televizyon almış. Neymiş efendim, onunki hala tüplüymüş, ona darlanacağıymış. Vallahi beni günleyip duruyor ki. Ya Ahmet, öküzün orada üç tane adam vardı. Ben alamadım, sefere geç kalıyorsun. Sen alıver ya. Park Afyon'dan geçiyor mu abi? Geç ya lan, kösürdüm zaten. Şat taklanma da bin gali. Anlamadım abi. Dur ben sana dublaj açan anlarsın. Ahmet Bey, ben geç kaldım da Fildi Kavşağı'nın önünde 3 adet yolcu vardı. Onu siz alabilir misiniz? Pardon. Park Afyon'dan geçiyor mu abi? Tabii ki beyefendi, buyurun. Benim 3 tane gelinim var. İnanır mısın, hepsi de birbirinden tembe. Böyle tat vermiyor ki efendim. Ben 3 tane gelinim var, üçü de birbirinden uluk. İliğime yettiler gari. Hele bir de nasıl şerplek yüzü pekçinime gideyim. Esrafım var, bulaşıkım var, sıradan teki. Yemeye, komiye, ermeye sıcak. Neyim var doktor? Lütfen saklamayın benden. Siz... Şatlak delisi olmuşsunuz. Ha? Şatlak delisi mi? Evet. Peki bunun bir tedavisi var mı? Maalesef. Bunun bir tedavisi yok. Ancak sizi bir tek kişi yedebilir. Yıllar önce doktorluk yapmaya tövbe etmiş biri. Kim? Nanne. Nanne. İyi oğlum. Bir hasta var ve onu bir tek sen yiyebilirsin. Bu ellerle mi?
Ne oldu elin? Hamur yoruyorsun, görmüyorum. Ekmeği için akşama. He, Eyka da gel o zaman. Tamam, sen gide bu. Ben annem uyuyayım var. Oğlum. Efendim anne? Eğer o kapıdan çıkarsın bir daha geri dönemezsin. Neden anne? O kapının zembirliği boş, köprü yandan açılmayın. He tamam o zaman, arka kapıdan çıkayım. Ne süzünüyorsun lan? Ne becerim? Makas. Makas. Pamuk. Pamuk. Bükme. Mercimekli. Şimdi gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Görüyorum, görüyorum. Maalesef ameliyat başarısız geçmiş. Ama görüyorum. Siz zaten görüyordunuz, bakın hala şatlaklanıyorsunuz. Ha, evet, peki ne yapacağım şimdi? Bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bundan sonra her fırsatta şirleyeceksiniz. Her fırsatta şımaracaksınız. Kendinizi üzmeyeceksiniz. Ha, evet iyiymiş. Çok zorlanmam o halde. Nalım, bu da benden size bir hediye olsun. Gelin o zaman bir selfie çekinelim. Şattak çete koyarız. Ana ne pişiriyorsun? Duvarda yumurta. Yine mi yumurta? Tavuğa döndük yumurta yiye yiye. O zaman senin her gün kaymak yemeni lazım oğlum. Niye? Dombaya döndün her gün yata yata. Hey mom, what are you doing? Sarı saydap yapıyorum. Fakirler bilmez. Wow, it's delicious. Ben sana liste yaptım. Bunları marketten al dedi. Ana sen liste yapmamışsın ki. Orhun abilerimi yazmışsın. Babam ben okutma, okuduğum Orhan abidelerinde yazardım, Ferda abidelerinde. Mesela yoluk çıkmayıverdim, yolumuzun acımızda yersin. Oğlum sana listeyi WhatsApp'tan mesaj olarak attım. Tamam ana, ben de mevsim marketleri attım. Aha da geldi. Kezban abla. Hoş geldin komşum. Gıge Hatçabey'e Doğulu'ya gidelim. Yok aman kızım duruyor. Gidelim her türlü bir görüyorum. Orta yere duruyor. Sonra bir gelişe gidelim. Evde otobüsü sıkıldık. Çay içerdik. Koroner var diyorlar. Nasıl gidiyorsun? Sonra geleyim ben duruyor. Çay içmeye. Şimdi değil. Güzel mi? Geben de katma edeyim o zaman. Bir şey olmaz. Görüyorum ortalığı. Kırıyor herkes. Kutsal su gibi sepilip durmuşsun aman gı. Kulağına peydir der diyorlar. Gideydik iyiydi gı. Kulağına rahat gitmiyorum sen. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Doktorlar bile çıkma diyorlar. Evde otu eğer sıkıldım Kezban abla. Hep öyle hiç geç daha sabır et. Bari Şerife'ye gideydik. Yeni kol. Ay ya. Kulağına da rahat gitmiyor. Ben ne diyorum onu diyorum. Aç şöyle şimdi mikroplar kırıldı işte. Kim 500 bükme ister yarışmasına hoş geldiniz. İlk yarışmacımız İstanbul'dan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? İsmim Onur. Evet Onur Bey hoş geldiniz yarışmamıza. Hoş direkt ilk sorumuza başlayalım. Sucuk hangi şehrimizin meşhur bir yiyeceğidir? A. Yozgat. B. Uşak. C. Afyon. D. Kayseri. Ya bu çok kolay bir soru. Tabii ki de Kayseri. Kıçtan burada! Evet, sıradaki yarışmacımızı alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İsminiz? Münevvere. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Afyon Bavırdı. Hemen yarışmamıza başlayalım.
İlk sorumuz geliyor. Rızık ile Ahmet diyen birisi Ahmet'in hangi eylemi yaptığını belirtir. A. Yüzmek. B. Koşmak. C. Zıplamak. D. Uçmak. Rızık ile Ahmet derken orada koşmak istediğini belirtiyor. Yani B şıkkı koşmak. Son kararınız mı? Son karar. Evet, koşmak doğru cevap. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Tek ayak üzerinde durma cezası alan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. Şirinlemiştir. B. Tüngülmüştür. C. Para yıkmıştır. D. Yemeden gitmiştir. Yemeden gitmekle şirinlemek arasında kaldım. Ama bir çocuk eğer böyle bir şey yaptıysa şirinlemiştir. Son kararım. Son kararım şirinlemek. Sıradaki soruya geçelim isterseniz. Havası sert, insanı mert diye anılan şehrimiz hangisidir? A. Afyonkarahisar. B. Afyonkarahisar. C. Afyonkarahisar. D. Afyonkarahisar. O zaman Afyonkarahisar. Son kararınız. Son kararım. Evet, doğru cevap verdiniz. Sıradaki sorumuz gelsin. Gel nabam dayıma, kaç anam kaç yeti ve singari deyiyorsa dayım ne içiyordur? A. Çay. B. Kahve. C. Ciğara. D. Su. Vallahi şimdi kayınabam dayıma böyle bir şey söylüyorsa kahve olabilir, su olamaz ama emin olamadım. Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Evet, peki kimi aramak istiyorsunuz? Bizim oğlan, bizim kız, bir de kayınlam demişsiniz. Kayınlamı aramak istiyorum. Evet, arkadaşlar ulaşsınlar hemen. Peki kayınlanız ne iş yapar? Medya sektöründe. Medya sektöründe. Medya sektörü derken? Sabahtan akşama kadar dizi izliyor. Hangi tür dizileri izler? Hint dizilerini. Hmm. Evet, şu an arkadaşla iletişime geçmişler. Kayınlanız telefonda. Alo? Başından Galata, akşam ekmeği yiyeceğiz. Ya da hamur yoğur. Şu yarışmayı bitiren de varıyorsun hemen. Şimdi sana bir soru soracağım. Bir bak bakalım bir. Gel nabam, dayımı kaç anam kaç yeti versin gali deyiyorsa dayım ne içiyor? A. Çay. B. Kahve. C. Ciğara. D. Su. A. Pesek ama bunu bilmeyecek ne var? C. Ciğara. Vay sağ ol gı. Hadi görüşürüz. Evet. Ben de aynı anama güveniyor. Ve cigara diyor. C. Cigara. Son kararımız mı? Son karar. Evet, doğru. Ve şimdi son sorudayız. Eğer bu soruyu da bilirseniz bizden tam 500 lükme kazanacaksınız. Çok heyecanlıyım. Canı kaymak çeken cebinde nokta nokta taşır cümlesindeki boşluğa ne gelmelidir? A. Kızak. B. Paten. C. Manda. D. Ekmek kadayıfı. Eğer bunu da bilirseniz 500 lükme sizin olacak. C. Manda. Son karar. Evet, C. Manda diyor Münevver Hanım. Evet, doğru bildiniz. Ve lükmeleri kazandınız. Şöyle takdim edeyim ben lükmelerinizi. Kim 500 lükme ister yarışmasının gelecek bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Seni kim gönderdi? Söyle. Kimse göndermedi abi, ben kendim geldim. Ajan mısın? Kim gönderdi seni? Neden Kayseri sucuğu? Reklamlarda hep Kayseri sucuğunu görüyordum abi, o yüzden öyle dedim. Arkadaşlar bugün Asteşimiz'in tadını yiyeceğiz. Hazır mısınız? Bugün size nasıl anlatacak dedim. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane horoz varmış. Evet. Horoz küllük diye sinirken ayağına diken gitmiş. O dikeni de fırıncıya varıyor.
fırıncıya diyor ki, fırıncı diyor, ben diyor diken çıkarıyor diyor. Dinliyor mu? Evet. Ha, fırıncı diken çıkarıyor, dikeni koyuyor. Ben gelesiye tut diyor. Onu tut Hakan, fırıncı tutmuş da fırının altına atıvermiş dikeni, yakmış. Horoz geliyor. Ben diyor dikenimi ver diyor. Fırın da diyor ki, ben yaktım diyor. Pır pır uçarım, pır pır kaçarım diyor. Senin hakkını alır kaçar, onun ekmeğini alıp kaçıyor fırıncının. Ondan sonra çobana varıyor. Çoban, çoban diyor, ben ekmeği tutamam diyor. Çoban ekmeği tutunca gidiyor, geliyor yine duruyor. Çobana diyor, benim için yedi ekmeği. O da diyor ki, ben yedim ekmeğimi diyor. O zaman pır pır uçarım, pır pır kaçarım, sensiz değil mi var? Ben diye ekmeği veriyor, senin ekmeği yedim diyor. Pır pır uçarım, pır pır kaçarım diyor. Ben de senin koyununu alıp kaçarım diyor. Onun koyununu alıp kaçıyor, düğüncüye varıyor. Düğüncüye tuta koyuyordu koyunu. Tekrar düğüncüden istiyor. Ben şey, koyunumu ver diyor. O da ben senin koyununu kestim diyor. O zaman ben sen diyor, kendini alıp kaçarım diyor. Onlardan alıp kaçanca tekrar şeye varıyor, çobana varıyor. Gelinden şeyi değişen kavalı diyor. O gelini çobana veriyor, çoban da kavalı alıyor, takıya çıkıyor. Kıy 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 kıy, bir dikene bir ekmek değiştin, kıy kıy kıy, bir ekmeğe bir koyun değiştin, kıy kıy, bir koyuna bir gelin değiştin, bir geline bir kaval değiştin, kıy 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 diyor. Ah, işte burada bitti. Meselimiz de bitti. Evet efendimiz. Hoşça kalın. Hadi buzun suyunu çıkar diyor bakayım. Bakıyorsun kebabı. Her zaman bulamazsın. Geçsin, erdirsin. Bunu ye bak daha mahalle mi var arkasında. Mevkuzun hadi ye hadi bakayım bir. Çıkar bir. Önümüzden nereden geliyor bir daha bulamazsın. Alo. Bizim kızlara kalktınız mı? Ha, ondan aradırdım. Alo, bizim oğla. Ha, ele kabul edin diye aradırdım. Kalktım lan, tamam öyleyiz, Allah kabul etsin. Alo, ele kalktın mı? Kalkmadım, uyuyorum da. Sen mi aramışsın Vayla? Kızım aramadım, sen aramışsın yanlış şeyi. Bizim gün şimdi arkandamı açtım. He, o gün olmaz. Eğitimlere gideceğiz. Aman oruç oruç konuşturma. Neden mübarek gün. Ya diyemedim. He, o gün daha bir hacı arkadaşı çağırdı bize gel. O gün de olmaz. Temmuz'un 29'una yazıyorsun seni. Seninle sezonu kapattık. Boş günüm kalmadı. Allah bereket versin. Ramazan'da dolu dolu getiriyorsun. Nerede o eski Ramazanlar? Ramazanlar eskiden diyor, ta Urakkara gelirdi, Urak biçerken yorma yuvalka, az susuz, öğlenin ıscamında, körgeri karardık öğlenin ıscamına, soyu dağıldı, günleri uzun zamanı gelirdi bir de. Suyu hemen bir dikerdik, soyuk suyu, ekmek falan yemeye yer kalmazdı, ekmek falan gönlümüz almazdı, illa su, ıscakta harman kaldırırdık, Urak biçerdik, yorma yuvaldık. Bana şimdi ne urak kaldı, ne yorma kaldı, ne harman kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Lan kızım alıncaklar vardı da. Ama neyse sen şimdi doğru doğru gitme. Ben Mersin markada attım. Onlar getirecekler eve kadar. Kuzum ben sen doğru doğru kıyama. Neymiş o elindeki? Okulda okuma işte şey diye. Hangi kitap aldı? Victor Hugo, Şefiye. He, ben biliyorum onu. Anlatabilirim sana ben. Bunların kalenin dibinde evler vardı. Bunların babaları Almanya'ya çalışmaya gittiydi. Bir daha da dönmedi. Ortada bunlar kaldı az sefil. Pek sefillerdi, çok yoksulluk çektiler. Böyle şeyler söylenmez ama ben oğlanın eskilerini veriydim, onlar büyüdüler. Bir tane oğlu vardı Can diye. Meremden'e indiydi, zayıf. Bir tane de kız kardeşi vardı, çapa dişliydi. Onun önünde gideniydi. Bunlar çalışmayınca çocuklar aç kaldı. Can da gitmiş köy ekmeği çalmış fırından patatesle. Cevdet vardı polis bir tane. Bunun peşine düşüyor. Bu gayet arkadaşına yalaklanırken
Köşede süzülüyorken Cevdet polis bunu görüyor. Taş alıyor, yatıyor, ta alı çatına iliyor. Kara potünlerinden 1.80 yere uzanıp kalıyor. Buna ceza verdiler. Kürekçi oldu. Köy fırında ekmek yapıyor. Gel zaman git zaman köy ekmeği sata sata, sucuk lokum sata sata ticarete girdi. Parayı buldu. Ondan sonra belediye başkanı oldu. Gal bizi görse tanımaz. Eskiden severdim de. Gal pek cinime gidiyor. Kız kardeş de evde uyuntularını duyuyor. Uluk bunlar. Şapırdak bunlar. Nine ne anlatıyorsun sen? Sen bunu okuduğun emin misin? Yok lan nereden okuyacağım? Bana dedem anlatırdı. Ondan öğrendim. Dedin çamaşırları yıkarken dedin cebinden çıkan paraları biriktirdin, bozuk paraları. Ben sana meşhur parayı vereyim de. Satı 10 liraymış kitaplar, şuradan al. Nine ne diyorsun? Vay kuzum salonda hiç film izliyorsun, sen ne diyorsun? Nine kızım en çok ne çekiyor biliyor musun? Senin etbet kadrafın var ya, pek özledim ben onu. Vay kuzum kıyamam sana. Ama mutfakta deden kalıyor, gidemiyorsun ki. Çay da güzel olmuş, halime sağlık. Vallahi iyi oldu garantina. Dırdır yok, gürültü yok, açık kafa değil. Lan ne diyorsun sen? Ya kız bir şey demedim, halime sağlık, çay güzel olmuş dedim. Senin tevellüt kaçırdı. Ben 52 modelim. He olmaz öyleyse. Torun senin yaşta tutmuyor. Dur bakayım ben kadar güzel yapan bir yer var bildiğim. Berat kuzum. Buyur acabam. Eve tatlı getiriyor mu? 30 TL'dir evlere servisimiz var. Manda kaymağı da var mı? Manda kaymağı da var, onu da yazdım. Sağ ol kuzum. Kız sana bana kadar et. Sen zaten mutfaktasın, yap kendin.